Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şu an elimde Türk Telekom'un premium modemi var. TP'nin ilk marka bir modem. Modeli de VX220. Daha öncesinde zaten bir premium modemi vardı onu atmıştım. Bu da ikinci premium modemi. Şimdi öncelikle modemi giriş nasıl yapacak onu atmaya çalışacağım. Boş bir internet sayfası açacağız. Buraya 192.168.1.1 yazıp Bir saniye. 192.168.1.1 Kullanıcı adı zaten standart. Admin. Şifre Türk Telekom. Şunu neyi yapalım? Burada bize kablosu adına şifresini değiştirip değiştirmediğimizi isteyip istemediğimizi soruyor. Biz değişiklik yapmayacağız. Geç diyeceğiz. Standart bir TP-Link arayüzü geldi karşımıza. Diğer TP-Link modemlerde de aynı arayüzü sahip. Burası durum sayfası durum sayfasında eğer internetiniz varsa burada değerleri göreceksiniz. Gönderme indirme hızı. Buradaki kısım önemli aslında. Buradaki değerler 15 altında altındaysa eğer internet bağlantınız zayıf geliyordur. 15'in üstünde ise iyi geliyordur. Maksimum almış olduğunuz indirme ve gönderme hızını burada görüyorsunuz zaten şu anda güncel bir şekilde. Burada ayarlarımız var. Şimdi bu modemi iki farklı yolla kurarsınız. Birincisi kolay menüden kolay kurulum dersiniz. burada ileri diyeceksiniz bizden kullanıcı adımızı istiyor. Yani Türk Telekom size vermiş olduğu kullanıcı adını buraya yazacaksınız. Alt tarafa da şifreyi yazıp doğruladıktan sonra ileri diyeceksiniz. Sonraki aşamada kablosu adı ve şifreyi değiştirip değiştirmek istemediğimizi soruyor bize. Şu an 2.4 için bu ayar istiyor. İsterseniz değiştirebilirsiniz. İsterseniz de değiştirmezsiniz. Ama değiştirmek istediğinizde Türkçe kartı içermeden bir isim oluşturacaksınız ve e, şifrede de en az 8 saniye bir şifre oluşturmanız gerekiyor. İleri diyeceğiz tekrar. 5 GHz için bizden bir ayar değişikliği istiyor. Şu an aynı şartlar bunun için de geçerli. Değiştirmeyeceğim. İlerideğimde değiştirip onaylıyor musunuz? Bu ayarlar bu şekilde yapılsın diye bir uyarı veriyor bize. Eğer siz onaylıyorsanız tamam demeniz yeterli. Ben değiştirmek istemediğim için bu şekilde bırakıyorum. Diğer bir yol ise bakın burada genel var. Şu alt kısımda. Genel kısmından giriş yapacaksınız. Burada bir, iki tane menü çıkıyor. DSL IPTV ve DSL internet. Sizin internet ayarlarınızı ilgilendiren kısım burası. Bakın burada düzenle var. Düzenle dediğinizde direkt olarak bu sayfa çıkıyor. Zaten ilk kurulumda Türk Telekom kullanıyorsanız eğer otomatik bir şekilde kendisi kuruyor. Ama diyelim ki kurmadı. Siz manuel olarak kuracaksınız. Bu iki yolda yapabilirsiniz. Eee ya da elinizde bu modemden var. Farklı bir operatörde kullanmak istiyorsunuz. Super Online, Vodafone ya da TürkNet, Minicom, ShockNet artık her neyse. Ee, burada bakın burayı işaretlemeniz gerekiyor. Şurada diyor ki TTNet dışında bir internet sağcısı tarafından kullanmak istiyorsanız buraya tıklıyorsunuz ve buradaki pasif durum ortadan kalkıyor. Buraya yazacaksınız. Ee, ben salıyorum bir tane. Evet, Super Online. Et Vodafone ya da etmini komartı her neyse. Yazdıktan sonra şuraya yapalım ki net olsun. Kullanıcının yani internet sağlayıcınızın vermiş olduğu şifreyi yazacaksınız. Aynı şifreyi tekrar yazıp ekle dediğinizde, e, kaydet dediğinizde her şey doğruysa internet çıkışınız sağlanacak ve hatta sinyal varsa. Bunun dışında bu e, standart kurulum. Ama siz diyelim ki bu modem birden fazla özelliği var. Ev ebeveyn kontrolü, kablosuz zamanlama, port yönlendirme ya da e, kiosk kullanacağını diyelim ki şunu şöyle yapalım Hı. birden fazla kullanıcı var evde hızı eşit bir şekilde bölmek istemiyorsunuz e, 16 megabitlik internetiniz var, siz bunun 8'ini kendinize alacaksınız diğer 8'ini de diğer kullanıcılara böleceksiniz bu iş için QoS ideal Buraya geliyorsunuz, buradan ayarları yapıyorsunuz. Mesela diğer kullanıcılara ne kadar vermek istiyorsanız buradan yazılı. Şimdi kabul gelelim. Bakın kabul bunlar. Burada da misafirler oluşturabilirsiniz. Mesela kendi kabul bu kalır ama misafir e, misafirler oluşturursunuz. Mesela bakın burada misafir ay var. Şuna etkin diyelim. Etkinleşsin ilk önce. Zamanlayıcı da koyalım buradan 7 saat yapabilirsiniz. Ya da işte 12 saat, 11 saat çalışır. Ya da diğer bir yöntem, kablosuz zamanlamaya girersiniz Şunu ben bir etkinleştireyim. Bir saniye. Misafirhane. şurada misafir diyeyim dedik. Ki orada görelim. 2.4 adı altında bir misafire oluşturduk. 2.4 her yayın yapacak bu arkadaş Zamanlamaya gelelim. Şu etkin diyelim. Her gün, her hafta ya da başlangıç saati. Şurada bir de bakayım. burada değil. değil. Etkin diyelim. Diyelim ki mesela her gün yapsın diyorsunuz ya da her hafta. Bunu her hafta seçelim. Buradan günleri siz belirliyorsunuz haftanın istemiş olduğunuz günü. Ama her gün derseniz her gün aynı saatte 2.4'e kapatıp açacak kendisi. Diyelim ki sabah 8'de başlasın. akşam 6'da bitsin. Ekle dediğinizde bakın. Bu mavi olan kısımlarda bu da altında yayın yapmayacak. Kablosuz zamanlama. Bunları şu anda özet anlatıyorum. İlerleyen zamanlarda bu modemle ilgili detaylı bir şekilde kablosuz zamanlama, mac filtreleme ya da onun gibi ayarlara ayrıntılı bir şekilde yapacağız. Kablosuz mac filtreleme de şunu etkin diyelim. Şimdi yeni bir mac ekleyeceğiz. Mac adresini buraya yazacaksınız. Mesela çocuğunuzun bir telefonu var. Bunun e, internetini filtreleyeceksiniz. MAC adresini buraya yazıyorsunuz, etkin diyorsunuz. Bakın burada misafir ağı gözüktü, gördünüz mü? Şimdi ben misafir biraz önce yapmıştım ya. Şimdi kendi MAC adresini yazarsam olmaz. Kendimi iki fitne alınacak. Bununla ilgili farklı bir ayar yapacağım. Sadece özet olarak anlatıyorum. Biz yine temel gelelim. Bunun dışında kiosk var demiştik. Port yönlendirmeyi nereden yaptığınızı anlatmaya çalışalım bakalım kullanım port yönlendirme var. Eskiden oyunlarda yaygın bir şekilde kullanıyordu bu port yönlendirme ama şu anda kadar yaygın bilmiyorum. Burada bir kural adı koyuyorsunuz. Mesela eskiden Knight vardı. Knight diyelim. Bakın benim ek adresim direkt çıktı zaten burada. Şunu seçelim. Bunları zaten size veriyor. Bunları Knight'in sesini alıyorsunuz. Bu portları yazıp kaydet dediğinizde portunuz açılmış oluyor dışarıya karşı. Bunun dışında anlatmıştık. anlatmıştır Üyeslerinden yazıcı ekleyebilir ya da e, Medya ekleyebilirsiniz Mesela bir USB takarsınız modemizin arkasına oradaki filmleri Bu ağa bağlı olan kişiler Görebilir ve izleyebilirler Genelde başka neler varmış Farklı bir şey yok zaten Yani modemlerde kullanabileceğiniz standart 3 mod var birincisi internet kullanmak için İkincisi de bir üst seviyede işte evdeki bu internete olan cihazları sınırlamak, hızlarını kısıtlamak için ya da zamanlamak için modemin kapanış açılış süre, sürelerini belirleyebilirsiniz. Sistem araçlarında fabrika ayarları ya da onun gibi zaman ayarları var. Kios söylemiştik zaten. Görev zamanlama var mesela. Bu görev zamanlama Neymiş? Bakın bu görev zamanında da zamanlama kısmında da modemin hangi saat aralığında kapanıp hangi saat aralığında açılacağı ayar yapabiliyorsunuz. Bu da her gün demişiz. Demiş. Diyelim ki mesela modeminize sabah 8'de açılıp akşam 6'da kapanmasını istiyorsunuz. Bunu yapıp ekle dediğinizde direkt olarak ekleyecek kaydet dediğinizde artık bu modem her sabah 8'de açılıp akşam 6'da otomatikten kapanacak. Buralarda bir ayar yapmanız gerekiyor. Ebeveyn kontrolümüz var. Bak şu an benim mesela IP adresim bu. Bunu yukarıya kopyalarsam ve ayar yaparsam, karar liste edersem buradan bu bilgisayarla ilgili istemiş olduğum kontrol yapabilirim. Ne yapabilirim? Ee, bu bilgisayar haftanın belli günlerinde belli saatlerinde internete sokabilir ya da belli sitelere girmesini engellemeniz mümkün. Ya yani bunlar basit şeyler. Bunları kullanarak kurcalayarak siz de yapabilirsiniz. Özet olarak anlattım ben. Elimden geldiğince yorumlarda açıklamaya çalışacağım. Son olarak toparlamak gerekirse ana sayfaya gidiyoruz. Geldik ana sayfamız bu. İlk kurulumu yapmamız gerekiyor bizim. Birincisi kolay menüden kolay kurulumdan hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ya da genel ağ, internet ayarlarınızı düzenledikten sonra düzenleme kısmından yapabilirsiniz. Bu modemin kurulumu. Standart bir Wi-Fi arayüz değişikliği yapmak istiyorsanız kablosuz ayarlarına geliyorsunuz. Tema ayarlardan istemiş olduğunuz ayar değişikliğini yapabilirsiniz. Kullanıcı şifre, kanal değişikliği. Bu 2.4. Bu da 5 GHz. Bunun dışında port yönlendirme, e, kablosuz zamanlama, Mac filtreleme, ebeveyn kontrolü, kiosk onları anlattım. Özet olarak anlattım. İlerleyen günlerde daha detaylı da bir video gelecektir. E, bizim modemimizin serisi ax 1500 RAID gigabit VDSL EDSL modem router modelde VX222 TP-Link'in premium modemi Wi-Fi 6 destekli bir modem. Artı arkasında çıkışlar gigabit. 1 gigabit'e kadar veri akışını buradan yapabilirsiniz. Ya da diyelim bir bakalım bir şey olarak kullanabilecek miyiz bunu? Köprü olarak da kullanabilirsiniz mesela bunu. E, dağıtıcı olarak da kullanmanız mümkün. Modemden hariç olarak bu kısmını yapıyoruz. Yani şuradaki bağlantı tipini PPPoE seçerseniz modem köprü seçerseniz de dağıtıcı olarak kullanırsınız. Arkadaki ethernet çıkışlarından 1 gigabitlik veri akışını sağlarsınız bilgisayar arasında. Bunun dışında farklı bir özelliği yok arkadaşlar. Ama yorumlarınızı bekliyorum. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.